Trafikte her geçen gün araç sayısı artıyor. Maalesef kazaların da önüne geçilemiyor. Bu kazaların çoğunlukla sebebi de kurallara uymamak oluyor. İşte bu sorunun önüne geçmeyi amaçlayan, sadece sürücü belgesi vermek değil, trafik kurallarına uyan ve saygılı sürücüler yetiştirmeyi amaçlayan bir sürücü kursuna yer veriyoruz. Bandırma'dan hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Özel Marmara Kuş Cenneti sürücü kursundayız. Yanımızda da buranın kurucusu Sayın Erol Köse Beyefendi bulunuyor. Nasılsınız Erol Bey? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sizi tanıyarak başlayalım sohbetimize. Adım Erol Köse. Sivas doğumluyum. Bir çocuğum var. Burayı kurma fikri nereden oluştu? 1989 senesinde rahmetli olan babam, Allah'tan rahmet diliyorum, ilk açılışını kendi yaptı ve 97'ye kadar birlikte devam ettik. 97'de babamı kaybettim. Onun çizgisinde o şekil devam ediyoruz. Babadan aldığınız bayrağı buralara kadar taşıdınız. Evet. Peki burada verdiğiniz eğitimi nasıl anlatırsınız izleyicilerimize? Özellikle eğitim işi bizim için çok öz bir iş, gönül işi, vicdan işi, bizim yaptığımız iş özellikle. Bu konuda biz yönetmelik, yasa neyi emrediyorsa onun dışına kesinlikle çıkmadık ve her dakika, her saat nasıl kendimizi yenileyebiliriz bunun peşinde koşturduk ve şükürler olsun sizin aracılığınızla da çalışan bütün ekibime sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü hepsi dalında en iyisini yapan insanlar ve bizim verdiğimiz hizmet ve eğitimden sonra gerçekten çok güzel kalite ortaya çıkıyor. Evet, burada verilen eğitim kadar eğitimci de çok önemli. Kesinlikle. Nasıl seçiyorsunuz onları? Şimdi biz kurumumuzu dıştan da gördüğünüz gibi bir aile yuvası, aile sıcaklığı şeklinde kurduk. Zaten bir aile şirketi babadan geliyor ve bu kurumda bize özde gösterilen, acaba bu kişi ilk önce ailemizin içine girdiği zaman sırıtacak mı yoksa hoş mu duracak? Biz hoş durma mantığını ilk plana koyduk. Zaten bizim çalışanımız, bizim birlikte olduğumuz insanlar içimize girdiğinde diyebilirim bir gün bile sürmeden bizim aynı yapımızda hizmet aşkıyla bu işin içine giriyor. Onun için ilk önce vicdan ve ailemizin içine ne kadar yakıştı önemli bizim için. Evet, aslında burada manen de bir eğitim veriliyor. Çünkü buradaki adaylar can taşıyorlar. Bunun üzerinde siz de çok titizlikle duruyorsunuz zaten. Yani birinci hedefimiz, birinci planımız ne olursa olsun para olmadı. İlk önce o oldu. Bizler yarın adaylarımızı bir araç alıp kanunlara, nizamlara uygun sürdüğü zaman, bize bir selam verdiği zaman biz onun ötesinde hiçbir şey istemiyoruz zaten. Yani onu görmek bize yetiyor. İlk önce planımız bilgili ve kendini taşıyabilen ve trafik içerisinde de şimdi özür diliyorum, trafik adabı diye bir ders çıktı. Biz bakanlığımızın çıkarmış olduğu bu trafik adabı dersini seneler önceden adaylarımıza bunun hizmetini vermeye başlamıştık bile. Bu kanunlaştı. İnşallah oturacak ve daha seviyeli adaylar yetişecek. Peki kaç tane öğrenciniz bulunuyor? Şimdi bizim kurum kontenjanımız 86 kişi. Şimdi yaz dönemi var. Tabii ki bilirsiniz, yaz dönemlerinde bizim süreçte gruplarımız dolar. Ama tabii ki kış dönemlerinde bu 45-50 liraya düşer. Yeni açacağımız dönemimizde şu an büyütme ve sıfırdan ehliyet alan aday sayımız 42 civarında. Peki. Buraya başvuran adaylardan ne gibi kriterler bekliyorsunuz? Neler yapmalılar? Biz bölgemizde veya tüm ülkemizde sadece aday açısından, adayımızdan şunu istiyoruz. Kurumlara telefon açmasınlar. Kurumlara gelip kurumun ne ciddiyetle çalıştıklarını birebir görsünler. Ne evraklar gerektiğini tek tek anlatılsın. Siz
eğitimi ne derecede, ne kalitede bana veriyorsunuz? Bunlar sorulsun. Ve ben bu eğitimi buradan en güzel şekilde alabileceğime inanıyorum diyerek, araştırılarak yazılsınlar. Biz ne yapıyoruz? Adayımız geldiğinde ilk önce şu gereken evrakları anlatıyoruz. Anlattıktan sonra ders başlama ve bitiş tarihlerini, saatlerini, ondan sonra akan trafikle başlayan direksiyon eğitimlerinin ne kadar olacağını, ne kadar gün geleceğini birebir adayımıza anlatıyoruz. Ve bizim olmazsa olmazımız kesinlikle ve kesinlikle kanun, yönetmelik neyi emrediyorsa bizim adayımız ve biz de o çerçevenin içine kesinlikle çıkamıyoruz, çıkmayız da.